Ya şu kırmızı şapkalı gidiyor ya ileride, ona hiç güvenmiyorum. Şundan da çok işkillendim, peşimde dolanıp duruyor. Kamera. Kamera? Aa, okey. Okey. Hace algo, guárdalo porque te lo pueden robarte aquí. Aquí es súper peligroso. Es peligroso aquí. Okay. Tirar, guárdalo, okay, muchas gracias. Muchas gracias. Beni geçti. Bir şeyler oldu. Sonra baktım arkamda belirdi yine. Spiri Santos falan diyorlar. Adayı da burada yatıyor. Spiri Santos falan diyorlar. Büyük ihtimalle bir kilise grubu. Bazen böyle toplanıp meydanlarda şarkı söylüyorlar kilise grupları. Selamlar dostlar, nasılsınız? Umarım keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Mercado Central de Santiago'ya geldim. Birazcık çarşı pazar gezelim istiyorum. Şöyle dalış yapalım içeri. Oo. Balıkların olduğu kısma girdik direkt. Oo, biz. Hola, buenas. Orada midyeler var. Ne kadar büyükmüş o midyeler. Bunun içerisine pilavı dolduracaksın. Hola, buenas. ¿Cómo está? ¿Qué anda viendo? Ah, solo mirar. Solo oliendo. Sí, solo mirando. Sí. Looking, sí. Gracias. Midyeler bayağı büyükmüş. Burada da temizliyor bak. Oo, kocaman ya, baksanıza midye. Bayağı büyük ha. Bayağı büyük. Şöyle diğer kısımlara geçelim ama sebze mevze satan yer var mı bilmiyorum. Dışarıda gördüm. Oraya bir uğrarız. Önce şu kısmı gezelim. Bu nasıl bir balık ya böyle? Vallahi balık çeşitlerini bilmiyorum. Tipinden tanıyan varsa yorumlara yazabilir. Bayağı büyük balıklar. Burada ne varmış? Şu kısma gidelim bakalım. Burası Santiago'nun merkez pazarı olarak geçiyor. Plaza de Armas'ın, yani ana meydanın yakınlarında bir yerde. Burası rotamda vardı. Ama bir önceki videoda gezmemiştim burayı. Bir sonraki videoda gezeriz diye düşünmüştüm. Şimdi gezelim, görelim istiyorum. Hola, buenas. Gracias, señor. Dayı almorzar diyor, yemek yermişsin diyor öğle yemeği. Şu an öğle saati çünkü. Bak, kartpostalları 1000 pesoya satıyorlar. O da ne kadar yapıyor işte, 1 dolar diyeyim ya. Disculpe? Ah, tudo bem? Sí, es video, para Turquía. Para Turquía? Sí. Anderson Silva, de Brasil. Ah, usted es Brasil? Sí, brasileño. Ah, de Pernambuco, Recife, las mejores playas. Sí. Brasil, claro. Me gusta Brasil mucho. Mucho. Yo soy de Nordeste de Brasil. Muchas gracias. Mucho gusto. Chao. Abrazo de Brasil. Sí. Gracias. Abi Brezilyalıymış. Ya burası çok canlı değilmiş ya. Restoranlar var burada. Pek bir şey yokmuş bu kısımda. Mercado Central kısmı çok kötüydü ya. Hiçbir şey yoktu içeride. Sadece bir iki tane restoran var, o kadar. Bir de balık kısmı var, o kadar. Onun dışında hiçbir şey yok ya. Şu ana kadar gördüğüm en kötü mercado olabilir. Ha, burada da işte sebze meyve satılan kısım. Neymiş, kilosu 1000 pesoymuş, yani 1 dolar. Çileğin. Elma da 1 dolar kilosu. Ha, burada 2 kilosu 1500'e satıyorlar. Yani yaklaşık 2 dolar diyeyim ben size. Burada böyle sebzeler var ama fiyat koymamışlar. Sadece çileğe fiyat koymuşlar ya şu ana kadar gördüğüm. Çok bir mercado gibi değil burası ya. Ha, böyle sebzeler, meyveler. Çok da büyük bir yer değilmiş ha. Bana burası güzel demişlerdi. İnternette de Mercado Central övüyorlardı baya. Burada böyle kafeler var, restoranlar var. Sokakta tezgah kuran bir sürü seyyar satıcı var. Bunlar hep aslında yasak. Yani polis gelince kaldırıyorlar. Ama bunlar kaldırıyor mu bilmiyorum. Çünkü bunlarınki baya böyle bir teferruatlı. Ama yere serenler hemen toplayıp kaçıyor. Belki bunlar izinlidir. Ulan çarşı pazar gezelim dedik. Şey oldu ya, bitti hemen. Burada seyyar satıcılara da güvenmeyin diyorlar. Çünkü hırsızlarla işbirliği yapıyorlarmış. İşte turist neresinde telefonu, cüzdanı, bir şey saklıyorsa gördüğünde hırsıza onu söylüyormuş. Hırsızlar da gidip o turistleri soyuyorlarmış. Carlos anlatmıştı bana. O yüzden şey diyor, dikkat et diyor, sakın diyor seyyar satıcılarla çok fazla diye böyle iletişime girme. Çok da diyor onlara pas verme, güvenme demişti bana.
bit pazarı buldum. Haritadan baktım, bir Mercado buldum. Oraya doğru yürürken karşıma bu bit pazarı çıktı öyle. Sokakta ikinci el ürünler satıyorlar. Genelde kıyafet görüyorum. Ya bunlar çalıntı mal da olabilir şimdi. Güvenemiyorum ki, bilmiyorum ki ya. İnsanları zan altında da bırakmak istemiyorum ama bazı tezgahlar gördüm yolda. Yani her şeyden birer tane var. Farklı farklı şeyler satıyor. Ya bu herifler benim insanlara olan güvenimi çaldılar ya. Artık herkesi böyle incelerken kötü düşünmeye başlıyorum. İlk kötü düşünüyorum, sonra diyorum ki öyle düşünme, bırak. Olumlu düşün. Baksanıza herkes böyle bu parkın olduğu kısma şeye atmış, tezgaha atmış. Etrafıma da sürekli bakıyorum, birileri beni takip ediyor mu diye. Birazcık paranoya olmuş durumdayım maalesef. Hola! ¿Cómo estás? Dur şunlarla gidip konuşalım. Ceketi gördüler, Jamaika diye bağırıyorlar. Şundan da çok işkillendim. Peşimde dolanıp duruyor. Hop, aman dayı. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Welcome, Jamaica. No, yo soy turco. Turco, sí, ah. Sí, esta solo jacket. Ah, yo soy turco. Turco, ¿de qué parte de Turquía? Oeste, İzmir. ¿Cómo? İzmir. İzmir. Mi ciudad es İzmir. İzmir. En oeste. En oeste, lindo. ¿Aquí es peligroso? Sí, con sí. La cámara, ten cuidado. Sí, cuidado. Celular, ¿mucho roban? Mucho roban. No me grabé. Agárralo fuerte, agárralo fuerte, nada más, y te das tu cuenta okay. Por ahí. Ok. Listo. Chao, muchas bien. Gracias. Nos vemos, sí. A ver. Saluda la cámara ahí. Eso, cuidado con la cámara. Tía. Cuidado. ¿Aquí? La cámara. ¿Cámara? Ah, ok. Ok. La cámara. Ok, entiendo. Muchas gracias. Uyarıyorlar, kameraya dikkat et diyorlar. Bak şu kırmızı şapkalı gidiyor yerlerde, ona hiç güvenmiyorum. İki üç tane tip vardı böyle şapkalı. Onlar çok dolaşıyordu etrafımdaki kısımda. Böyle dönüp dolaşıp benimle aynı noktaya gelmeye çalışıyorlardı. Çok işkillendim onlardan. Uzaklaştım oradan. Burası bit pazarı. Aa, tavuk şiş satıyor ızgarada. Burası bit pazarı, gördüğünüz gibi böyle bir sürü kullanılmış bir şeyler satıyorlar. Şimdi burada asgari ücret 500 bin pesoymuş. Şimdi nüfusun ne kadarı asgari ücretle çalışıyor bilmiyorum. 500 bin peso da yaklaşık 520-530 Amerikan doları gibi bir şey yapıyor. Baktığın zaman diğer Amerika, Latin Amerika ülkelerine kıyasla iyi bir kazanç. Ama Şili çok pahalı bir ülke. O yüzden insanlara yetmiyormuş bu para. Burada kiralar falan çok pahalıymış. Malum zaten pandemiden sonra ekonomi savaştı mavaştı bilmem neydi, patladı. Yani insanlara yetmiyor artık bu paralar. Nasıl geçiniyor insanlar, inanın var ya. Şaşırıyorum ya, hakikaten şaşırıyorum yani. Fincanlar ne güzelmiş ya. Ha bak şu eleman da dolaşıyor sürekli. Grili, şu eleman da dolaşıyor sürekli. Onun bir arkadaşı daha var, kırmızı şapkalı. Yani beni geçti. Bir şeyler oldu, sonra baktım arkamda belirdi yine. Neyse biz buradan uzaklaşalım. Mercado ne tarafta kaldı çok bilmiyorum da bit pazarını görmüş olduk. Mercado Central'de de bir bok yoktu. Biz sadece balık pazarını gördük. Ya burası birazcık sıkıntılı kısım. Yani soygunun moygunun fazla olduğu kısım. Hola buenas. Çok fazla evsiz var bu bölgede. Yani evsizler para istiyor. Ama onun dışında soygun yapan çok fazla insan var. Onlar da evsiz değil. Dikkat etmekte fayda var. Ben buradan uzuyorum ufak ufak. Karşıda Ant Dağları gözüküyor. Şöyle otobüs arabanın arasından göstereyim size. Karlı zirveler. O yüzden sabahları çok soğuk oluyor. Akşamları da çok soğuk oluyor. Roba. Aa okey.
¿Tienes ley y te lo compras? Mira, hace algo, guárdala porque te lo pueden robártelo aquí. Aquí es súper peligroso. Es peligroso, sí, aquí. Guárdalo. Okay. Te lo pueden tirar, guárdalo. Ok, guárdalo. Muchas gracias, muchas gracias. Bu uyaran kaçıncı kişi saymadım yani. O yüzden ben hızlıdan uzuyorum buradan. Ya ileride pazar vardı ama biraz daha yürümem gerekiyordu. Beni o esnada kıstırabilirler yani. Bir iki kişiyi de hiç gözüm tutmadı. Çevremde dolaştıklarını fark ettim çünkü. Paranoya da olmuşum zaten. İnsanlar da böyle uyarınca. Bu arada Santiago şu ana kadar gördüğüm en sıkıntılı büyük şehir. Belki de Latin Amerika'da Rio ile birlikte gördüğüm en sıkıntılı şehir olabilir hırsızlık konusunda. Yani burada dikkat etmekte fayda var. Video da çekmek istiyorum. Size olan biteni anlatmak istiyorum. Kanala video yüklemek istiyorum ama güvenliği de elden bırakmak istemiyorum. Kamerayı daha yeni aldım zaten. Durdu kerevire. Başımız belaya girmesin ya. Ya bıçak da yer, silah da yer. Onda öyle şeyler çok fazla oluyormuş burada. 2-3 kişi gelip saldırıp soyup da kaçıyorlarmış. O yüzden hızlı hızlı uzaklaşmakta fayda var. Şurada bir tane tepe var. Arka tarafta da Ant Dağları kalıyor. O yüzden sabahları çok soğuk, akşamları da çok soğuk. Yani güneş gitti mi soğuk ama öğlen mesela ben şu an şöyle göstereyim kendimi de. Kısa kolluyla duruyorum. Bayağı sıcak. Gerçekten şort ve tişört dolaşırsın. Ama güneş varken. Güneş yoksa çok soğuk yani. Hakikaten çok soğuk. Hatta ben birazcık midem bulanıyor 2 gündür. Şey diyorum ya sabah ya akşam üşüttüm diye düşünüyorum. Çünkü dışarıdan hiç yemek yemedim. Hani mideyi bozacak bir durumum da yok. Hep evde kendim pişirdim, kendim yedim. Onun dışında belki son günlerde bu yaşadığım stresli durumdan dolayı mide birazcık gerilmiş, tepki, reaksiyon veriyor da olabilir. Çok emin değilim. Burası çökmüş mü ya? Ne olmuş? Oo, çökmüş burası. Belki öyle bir şey de olabilir. Ama üşütme ihtimali daha fazla gibi sanki. Şöyle geçelim karşı hızlıdan. Biraz midem bulanıyor açıkçası, umarım geçer ya. Tatsız bir his. Hola, buenas. Mercado Central'in başka bir kısmını keşfettim geçerken. Zaten bu kadar ufak olamazdı diye düşünüyordum ama... Ha tamam. Şurası restoranların olduğu kısım. Diğer taraf balıkçılar, bu kısım da balıkçılar. Ha, burayı da göstereyim de şey olmuş olmasın yani, yanlış eksik göstermiş olmayayım yani. Ama beklediğim kadar güzel bir yer değilmiş, onu söyleyeyim. Dayı korktu. Lo siento. Dayı korktu. Burada da balıkların kafalarını kılçıklarına ayıklamışlar. Kilosu 5500 peso diyor. 6000 desek düz. 6-7 dolar arası bir şey yapıyor. Yengeçe baksanıza. Mor. Fiyatı yazmıyor. Burada bazen peso demiyorlar. Atıyorum 3000 peso diyeceğini 3 luka diyor. Yani 3000 peso olduğunu anlıyorsunuz siz. Buradaki yerliler lukayı kullanıyor. Bazen fiyat soruyorum 10 luka diyor. İşte 10.000 peso oluyor o da. Ben turist olduğum için lukayı öğrenene kadar birazcık zaman geçti. Bunların ağzı alıştığı için takır takır luka diyorlar herkese. Dağlardan gelen suyu böyle buradan nehir gibi akıtıyorlar aşağı doğru. Nereye akıtıyorlar bilmiyorum. Böyle gidiyor. Şehrin her yerinde böyle kanallar var. İrili ufaklı. Hepsi buraya bağlanıyor. Yani dağlardan gelen sular. Hemen şöyle arka tarafımızda kaldı dağlar. Bu da Costa Nera Center. 56 katlıymış. Bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Carlos'un yanında kalıyordum ben, Venezuelalı arkadaş. Sağ olsun beni çok güzel misafir etti. Hakikaten 10 numara çocukmuş yani. Çok da güzel bir dostluk kurduk onunla. Ben Carlos'un yanından ayrıldım. Başka bir yerde kalıyorum şu an. Bir Türk abinin yanında kalıyorum. O ve ailesi beni misafir ediyor. Şimdi onlarla tanıştırmak istiyorum sizleri. Costa Nera Center'a yakın bir noktadayım. Providencia diye bir bölge göstermiştim ya bir önceki videoda. Las Condes Providencia. O bölgedeyim yani. Bu iş merkezlerinin olduğu kısma çok yakınım. Hemen zaten şöyle göstereyim. Arkamızda kalıyor bu iş merkezleri. Serdar abiyle nasıl tanıştık onu da söyleyeyim. Hazır eve yürüyorken. Şimdi ben burada birkaç televizyon kanalına röportaj vermiştim.
Bak araba duracak. Durmadı. Durmadı. Medeniyetsiz. Ben burada birkaç Şili televizyon kanalına şey vermiştim, röportaj vermiştim. Bir tanesi yayınlandı ana haber bülteninde. Serdar abinin eşi de o haberi izlemiş. Normalde abla şey diyor, ben diyor televizyon izlemem diyor. Haber izleyeceğim tuttu diyor. Bir baktım diyor, Türk YouTuber işte soyuldu Şili'de falan diye haberde geçiyor böyle adımı falan da kocaman yazmışlar. Serdar abiye söylüyor. Serdar abi Instagram'dan bana ulaşıyor. Daha sonrasında bir davet etti, geldim tanıştım. Dedi ki kardeşim gel dedi, misafirimiz ol. Ben de icabet ettim. Sağ olsunlar. Çok güzel ağırlıyorlar beni vallahi. Evimde gibi hissediyorum yani. Zaten Serdar abi şey dedi, bak sen dedi burada çekinirsen, utanırsan dedi, ben sana çok kızarım dedi. Yani burası senin evin dedi. Şimdi de giriş yapıyoruz böyle, anahtar da verdi bana. Şuraya mı çeviriyorduk, buraya çeviriyorduk galiba. Aynen. Hoppa, şöyle kapıyı kapatalım. Burayı bir pansiyon gibi işletiyor anında. Abi bak gördün mü, elimde kamerayla geldim. Çekmiyor çekmiyor diyordun ama geldim. YouTuber çek diyordun. Dostlar sizleri tanıştırayım. Karolina abla, Serdar abi, Ali. Serdar abinin kuzeni. Doğru değil mi kuzeni? Bu ikili çok fırlama dünden beri. Beraber büyüdükleri için aralarındaki muhabbet çok iyi. Dünden beri bayağı eğleniyoruz yani. Utandı Ali birazcık. Seni de duydum. Seni de gördüm. Ben daha hüzünlüyüm abi. Fırlamalığım yok. Abi çok teşekkür ederim tekrardan beni ağırladığınız için. Rica ederiz. Dedim bir kamerayla gireyim, sizleri tanıştırayım. Karolina abla izlemiş beni haberlerde. Anlıyor Türkçe ama konuşmadı hiç daha. Why? You... Grammar is so difficult. I took some lessons but okay. Abi iki fıstık da Serdar abinin güzellikleri. Gelin bakalım. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Kamera göre kediler ya. İsminiz ne? İsminizi söyleyin kameraya. Siz söyleyin, ben söylemeyeyim. İsminiz ne? Kinito. Kinito mu? Kinito. Utandılar ya. Chinita. İsmi Chinita mı senin? Chinita. No, hayır, senin adın Chinita değil. Chinita. Hayır değil. Neydi senin adın? Söyle bakayım bana. Elena. Elena. İki ismin vardı değil mi senin? Nasıl vurdu? Ufaklığın ismi Elena Ahsen. Mama. Öteki de Elif. Sabah bayağı bir koşturmaca oynadık onlarla. Abi müsaade varsa ben bir gösterebilir miyim odaları filan? Odalar şu an şey. Yok, benim odayı göstereyim, oradan anlatayım ben mantığı. Dostlar şimdi burası bir pansiyon gibi, şöyle göstereyim. Costanera Bed and Breakfast olarak isimlendirmişler. Böyle kahvaltı veriyorlar. Burası ortak alan. Şöyle göstereyim. Burası resepsiyon. Burada kahvaltı veriyorlar, ortak alan. 6 tane odaları var. Odaları hazırlıyorlar daha doğrusu. Yeni yeni işletmeye başlamışlar buraya. Yeni müşteriler daha gelmeye başladı. Ben de hani müşteri değilim ama ilk misafirlerdenim. Şöyle kendi odamı göstereceğim de kartımı çıkarmam lazım. Kartlı sistem var. Kapımızı açıyoruz. Odalar, aman. Odalar bu şekilde. Şöyle birazcık dağınık benim oda. Odalar bu şekilde. Burası... Evet, içerisinde tuvalet banyo yok. Şöyle dolap kısmı da var. Paylaşımlı tuvalet banyo var. Belki içeride biri vardır. Açmıyorum kapıyı. Burası paylaşımlı tuvalet ama karşıda iki tane oda var. Onlarda şey yok. Paylaşımlı tuvalet yok. Direkt odanın içerisinde tuvalet banyo. Tabii fiyat farkı ona göre değişiyor. Manzara da bu şekilde. Sağ olsunlar vallahi. Çok güzel misafir ediyorlar. Tekrardan kendilerine teşekkür ediyorum. Sizlerin de aracılığıyla. Costanera Bed and Breakfast. Santiago'ya gelirsiniz, bir Türk'ün yanında kalmak istersiniz, yani uğrayın. Çok eğlenceliler, çok hoş sohbetler. Hakikaten ben yani dün geldiğimden beri modumu toparlamaya başladım hızlı bir şekilde. Sağ olsunlar. Yani çok neşeli oldukları için benim de modumu toparladılar. Beraber eğleniyoruz, gülüyoruz, oturuyoruz. Toparlayacağım dostlar, toparlayacağım. Birazcık atlatacağız bu durumları hızlı hızlı. Ya, 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 ya
Porque cuando él se acerca le dice, no quiero. Bak. Neye bak? Neye bak? Afa bak, neye bak diyor. No quiero, no quiero. ¿Dónde están los? Se volaron. Buenas. Geçen gün gelmeye çalıştığım pazara geldim şimdi. Buranın etrafında dolaşıyordum da birkaç kişinin beni takip ettiğini fark ettim. O bit pazarı gibi kısım var ya, orada çok uyarmışlardı. O yüzden o gün uzamıştım. Ama bugün ziyaret edebiliriz. Buranın yakında metro geliyormuş, onu bilmiyordum ben. Metro ile yakınına kadar geldim. Hemen pazarın içerisine girdim. Gerçi burada da çok dikkatli ol dediler de. Birazcık kalabalık var, dikkat edin. Böyle gezeceğiz. Burası La Vega. Ben Mercado Central'i böyle bir yer zannettim. O yüzden direkt oraya gittim. Yani fotoğraflarda da aslında birazcık bakmıştım. Normal pazar gibi gözüküyordu. Belki eski fotoğraflardır, bilemiyorum. Hani bir çarşı pazar gezelim istemiştim. O yüzden oraya gitmiştim ama orada kofte çıkmıştı. Yani balık pazarı iyiydi orada. Mesela havuçlar yarım dolar. Ben direkt dolar bazında söyleyeceğim size. Ne diyor? 2 kilo limon. Böyle sarı limon kolay kolay bulunmuyor Latin Amerika'da. 1 dolar. Soğan 4 tanesi galiba 1 dolar. Burada da 5 tanesi 1 dolar. Orada mor soğan var, onun da kilosu 1 dolar. Bazen taneyle satıyorlar, bazen kiloyla satıyorlar. Onu iyi bakmanız, sormanız gerekiyor. Mercado Central'i de gezmiş olduk. Burası asıl halk pazarı. Onu öğrenmiş oldum ben. Asıl halk pazarında bir gezelim, görelim. Burada mandalinalar daha var, kilosu 1 dolar. Elmanın kilosu 1,5 dolar. Yeşil elmayı koymuyorlar, o biraz daha pahalı oluyor. Portakalın kilosu 1 dolar. Domatesin kilosu yaklaşık 1 dolar. Şöyle fiyatları da göstereyim. Buranın asgari ücretinin 500 dolar civarı olduğunu söylemiştim. 530 dolar tam hesaba vuracak olursam, o civarlarda. Burada böyle toptancı şeyleri de var. Toptancılık da var yani, öyle söyleyeyim, cümleyi kuramadım tam. Bu tarz dükkanlar da var. Şöyle göstereyim sizlere. Burada böyle çuvalla satıyorlar. Portakalın böyle çuvalı kaç kilo bilmiyorum, o yazmıyor. Yaklaşık 9 dolar. Burada limon var. Bu çuvalı 7 dolar civarında. Burada limon çuvalı var. Yaklaşık 9 dolar. Burada soğan çuvalı var. Ne kadarmış? 15,5-16 dolar civarı. Ama kaç kilo o yazmıyor. La Marla diyor. La Marla dediği de bir hesaptır kesin burada. Böyle pazar arabaları var. 8 dolar diyor. Yaklaşık 17 bin pesona kadar. 18-19 dolar civarı. Böyle fiyatları da söyleyeyim size. Şili pahalı mı ucuz mu siz karar verin. Yani buranın pahalı bir ülke olduğunu çok söylemişlerdi. Gelince deneyimlemeye başladım. Hakikaten pahalı bir ülke. Yani şurada kırmızı biber var. Böyle bizim doğmalık biberlerden. Ne kadar diyor? 700 peso diyor. Yaklaşık 1 dolar kilosu. Marketler mesela tane hesabı satıyor şeyi. O gerçi tane hesabı da olabilir. Bak kilo yazmıyordu. Tane hesabı da olabilir o. Çok emin değilim. Genelde biber çünkü burada çok kullanılmıyor. Sattıkları zaman da bayağı pahalı satıyorlar. Bütün Latin Amerika ülkelerinde biber daha pahalı. Böyle yemek yiyebileceğiniz restoranlar da var. Fast food daha çok satıyorlar gördüğüm kadarıyla. Bir Peru'daki gibi bir mercado kültürü yok sanırım hani yemek konusunda. Ha burada böyle kuru yemişçi var. Fındıktır, fıstıktır. Antep fıstığıdır. Böyle çikolatalardır, jelibonlardır. Bunları satıyorlar. Mantar ne kadarmış? Kilosu 3000 peso. O da 4 dolar civarı. Ananas var. Tanesi mi kilosu mu bu? 2500 peso diyor. 3 dolar civarı. Muzun kilosu 1300 peso. O da 1,5 dolar yapıyor. Muzun kilosu. Şöyle ürünleri de göstereyim sizlere. Burada empanadalar niyeyse çok pahalı ya. Hakikaten çok pahalı. Böyle 1,5 dolardan başlıyor, 3 dolara doğru gidiyor. Bak mesela burada chorizolu peynirli 3 dolar. İşte pabellon ne bilmiyorum, domingo diyor, bir şeyler diyor. Karışık da 3 dolar. Birazcık pahalı maalesef. Çok küçük değil ama 3 dolar da ne? Empanada ya bu. Hamur işi 3 dolar olur mu ya? Çileğin kilosu 1,5 dolar.
Chirimoya çok güzel bir meyve. Bayağı tatlı, güzel bir meyve. Bunun meyve suyu da çok güzel oluyor. Pek Kolombiya'da bayağı içiyordun. Yaklaşık 4 dolar kilosu. Burada şey ucuz diyecektim. Yaklaşık 3 dolar kilosu. Tamam. Disculpe. Avokadonun kilosu yaklaşık 3 dolar. Çünkü büyük ihtimalle başka ülkeden geliyordur. Yani Kolombiya'da filan avokadoyu bedava veriyorlardı. Ben çok sevmeme rağmen orada alışmıştım, yiyordum yani. Şu biberler çok acı, zehir gibi oluyormuş bu biberler. Ne kadarmış kilosu? 1 dolar civarı. Patlıcan taneyle galiba bu. Şu CU yazan taneyle sanırım. 500 peso diyor tanesi, o da yarım dolar gibi bir şey yapıyor işte. Geçen geldiğimde buraya gelememiştim. Birazcık paranoya oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Yavaş yavaş atlatacağım bu durumu. Takip ettiklerini fark ettim ama o yüzden risk almak istemedim yani. Dedim ben bir ara gelirim buraya. Salatalık 3 tanesi 1 dolar. Baksana bu salatalıklara, maşallah var bak. Şu elim o salatalık boyuta baksana. Bugün geldik, geziyoruz. Sabah da konsolosluğa uğradım, sağ olsunlar. Çok güzel ağırladılar beni. 2 hafta içerisinde kimliğim geldi. Ben başvurmuştum 2 hafta önce. Türkiye'den kimliğim geldi. Bir yandan şöyle sizlere fiyatları da göstermek istiyorum. Tanesi 600 bak. Tanesi 600. Ya yarım dolar tanesi soğanına mı baksana. Maşallah. Maşallah var soğan. Kafam kadar soğan. Bunun tanesi 400. Burada bak kilo yazıyor. El kilo diyor. Yaklaşık 2 dolar. CU dediği de tane hesabı. Sağ olsunlar, çok güzel ilgilendiler. 2 hafta içerisinde geldi kimliğim. Gelir gelmez hemen pasaporta başvurdum kimliğimle. Yani pasaportunuzu kaybettiniz diyelim, ehliyete de kimlikle başvurabiliyorsunuz. Ben de hepsi çalındığı için önce kimliği aldım. Şimdi pasaportu bekleme sürecine girdim. Çok yorumlarda yazan olmuşlar hani konsolosluğa başvurdum mu, git yardım etsinler falan diye. Haber verdim ben arkadaşlar. Yani haber vermeden olmuyor zaten. Ama yapabilecekleri şeyler kısıtlı maalesef. Sağ olsunlar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Şu an için pasaportu bekleme süreci kaldı. 20 tanesi 6 dolar. Burada 20 tanesi 5 dolar civarı. Yumurtaları da şöyle göstereyim sizlere. Bak, 30 tanesi orada 7 dolar yazıyor. 15 tanesi 4 dolar civarı. 12 tanesi de 3,5 dolar civarı. Böyle düz hesap söylüyorum ben. Yani internetten, Google'dan Şili pesosuyla doları karşılaştırın. Sonra Türk lirasına çevirin. En net hesabı bulursunuz. Ben birazcık kafadan düz hesaplama yapıyorum. 1 dolar 920-950 Şili pesosu arasında değişiyor çünkü. Ha, burada böyle mandıra var. Peynirdir, turşudur bir şeyler satıyorlar. Hola, buenas. Hola, hola. Burada salam burada çok meşhur. Çok fazla salam, sosis falan bir şeyler yiyorlar. Bayağı böyle peynirli sandviç yapıyorlar. Üstüne böyle hamon diyorlar. Hamon y queso. Burada daha fazla yiyorlar diğer Latin Amerika ülkelerine kıyasla. Burada sarımsak var. Sarımsak ne kadar? 5 tanesi 1 dolar civarı. Hah, yeşil elma. Yaklaşık 3 dolar kilosu. Ben de bayılırım yeşil elmaya. Armutun kilosu yaklaşık 2 dolar. Güzel görünüyor armut ama sert. Severim sert. Kıtır kıtır armut. Fiyatlar bu şekilde. Kivinin kilosu yaklaşık 3,5-4 dolar civarı. Uzun zamandır da böyle pazar fiyat videosu çekmiyordum ha. İyi oldu bak, fiyatları görüyoruz. En pahalı yerde çekiyorum. 2 tanesi 1 dolar marul. Ondan sonra cuma yeşil biber var. Tanesi bak, tanesi. Biberlerin tanesi yaklaşık 1 dolar. Yok, 1 dolardan biraz daha fazla. Aynen. Biberler tane hesabı. Dayıma çatayı soktu oraya. Burada patatesler var. Yaklaşık 2 dolar kilosu. Bu arada patateslerle ilgili bir şey öğrendim. Bu dışarısında şöyle noktalar oluyor ya, bak şöyle şöyle siyah siyah noktalar oluyor ya, o benekli olması daha lezzetli, daha iyi olduğunu gösteriyormuş patatesin. Peru'da söylemişlerdi bana. Orada patates cennet olduğu için. Orada söylemişlerdi. Burada kilo hesabı mı anlamadım ki bunun. Yazmışlar ama bir şey yazmıyor. Ha, 100 gramı mesela şunun 1,5 dolar civarı. Sucukları, buranın sucukları salama demiş. Şöyle paket peynir var, mozzarella paketi 2,5 dolar civarı. Şöyle sürme peynir var. 13 dolar civarı bir şey yapıyor büyük paketi. Şöyle küçük paket 2,5 dolar civarı, 190 gram peynir. Sürme peynir. Ne diyordum? Böyle işte yani, başvurduk bakalım, pasaport geldiği gibi
Arjantin'e. Hiç beklemeyeceğim. Hiç beklemeyeceğim yani. Şurada kasapları buldum. Bunların da fiyatına bakalım. Ne diyor? Yaklaşık 11 dolar civarı. Löp et. 12 dolar. Ya işte kemikli mi? Hayvanın neresi bilmiyorum da. Bunlar kemiksiz galiba. Yaklaşık 12 dolar civarı. 11-12 dolar civarı kilosu kemiksiz etin, löp etin. Tabii hayvanın hangi kısmı ona göre değişiyor fiyat. Kıyma var burada. Yaklaşık 15 dolar. Şöyle göstereyim. Kıymaları çok garip geliyor bana ya. Böyle rengi mangi bayağı tuhaf. Ya burada tavukçu var. Tavukların da fiyatına bakalım. Poyo diyor. Kilosu 2000 peso. O da ne kadar yapıyor? İşte 2,5 dolar civarı. Burada çeyrek, hayvanın çeyreğini almışlar. Yaklaşık 2 dolar. Burada ne var? But var. Butlar ne kadar diyor? Şu galiba. O da 2 dolar civarı. Aşağı yukarı 2 dolar ya. Şeyin kilosu, tavuğun kilosu da. Burada çok et tüketiyorlar. Et, tavuk çok tüketiyorlar burada. Aman dayı geçsin şöyle. Yani kimin yolunu tıkamayalım. Burada da yumurtalar var. Fiyatlarına bakmıştık zaten yumurtaların. Burada da turşular var, zeytinler var. Hola, buenas. Güzel kokuyor turşular ya. Bayağı böyle yeşil zeytin, siyah zeytin. Turşular. Hola, buenas. Soslar filan da var. Disculpe. Ha? Okay, gracias. Derin dondurucu 140 bin peso. Yani 150 dolar civarı bir şey. Bu derin dondurucu da 160 dolar civarı bir şey. Fırın ne kadarmış? Oferta diyor, fırsat diyor. Böyle fırın 200 bin peso. O da 230 dolar, 220 dolar civarı bir şey yapıyor olması lazım. Bilmiyorum normal mi, pahalı mı? Hiçbir fikrim yok. Mercado'nun içerisinde farklı bir binaya geçtim şimdi. Kasapların olduğu kısım burasıymış. Orada ilk gittiğim yerde tek tük kasap varmış. Burada her şeyi satıyorlar bak. Bunlar çok meşhur ya. İlk Irak'ta görmüştüm ya, böyle tavuk ayağından çorba yapıp yiyorlardı, kemiriyorlardı o tavuk ayaklarını. Burada da çok meşhur. Şöyle göstereyim size de. Burası da kasapların olduğu kısımmış şöyle. İç kısma doğru girelim. Restoranlar da buradaymış çünkü. Şöyle dalalım içeri. Bayağı büyük bir market ya. Şu ana kadar Latin Amerika'da gördüğüm en düzenli ve en temiz marketlerden biri burası. Ha bak, Mercado. Burada da işte. Ha, bana sesleniyorlarmış ya. Vay vay diye bağırınca bir an şaşırdım. Hola, ¿cómo estás? Disculpe. ¿Cómo se llaman las redes sociales para seguirlo? No entiendo. Yo tomar video para YouTube. Para eso, ¿cómo se llama usted en YouTube para seguirlo? Burak Durgun. Benim YouTube'u söylemiş ya. Okey. Burada da göstereyim sizlere böyle. 2 dolar civarı kilosu. Göğüs eti birazcık farklı. Yani tavuk göğsünün o kemiksiz kısmı biraz farklı. Yaklaşık 4 dolar bunun fiyatı. Yazayım. TikTok da mı tiene? No, solo Instagram, YouTube. Ya. Burak Durgun. Ya. Okay. Un placer. Sí, gracias. Chao. Chao. Bazen arkadan aynı ses tonuyla bağırınca bana seslendiklerini anlıyorum. Bu arada sizler de kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videoları beğenir, yorum atarsanız çok sevinirim. Aa bak, burada böyle yemekler. Mis gibi kokuyor vallahi, buradan hazırlıyorlar. Sıcak sıcak koyuyorlar tabağa. Şöyle bir restorana oturdum şimdi. Buranın geleneksel yemeklerinden porotoyu söyledim. İçerisinde fasulye var, spagetti var, ondan sonra ve sebzeler var. Bazı sebzeler var. Şimdi tadına bakacağım bunun. Şu kabak gibi duruyor ama patatese de benziyor bir yandan. Değişik renkli patatesler oluyor ya, Peru'da çok denk gelmiştik ama böyle turuncu renkli patates görmemiştim ben. Belki kamate olabilir. O da patates ailesinden. Böyle kamerayı elde tutup denemek istiyorum. Bir yere koyduğum an yürütebilirler. Çok ilginç bir yemek ya. Fasulyeli, makarnalı, sebzeli, çorba. Kabak sanırım bu ya. Aynen. Kamote mi acaba diye düşündüm de değil. Bir de şöyle ıspanak var içerisinde. Şöyle göstereyim. Yani ıspanak olduğunu düşünüyorum. Ve bir daha bir tadına bakalım. Biraz tuzsuz olmuş ama fena değil gibi. Güzel ya. Fasulyeli, makarnalı, çorba. 2200 peso.
$2.5 civarı bir şey yapıyor. Yanına böyle bir dilim ekmek veriyorlar. Yani bir parça ekmek veriyorlar. Bunların dilimi böyle. Tam bir gezginin arayacağı çorba. Doyurur yani. Yemek yedikten sonra Mercado'daki diğer restoranların da fiyatlarına baktım. Aşağı yukarı $4 ile $5 arasında. Ben biraz daha uygun olur diye bekliyordum açıkçası. Çünkü diğer Latin Amerika ülkelerinde Mercado'lar her zaman bir tık daha ucuza menü satıyorlar. Menü dediğimde ana yemek, çorba ve içecek. Ben mesela biraz daha az ödedim çünkü ben sadece çorba içtim, menü almadım. Burada completo diyorlar menülere. Yani dışarıdaki bir restoran da $4-5 satıyor, Mercado da $4-5 satıyor. Demek ki Şili'de pek bir farkı yok. Şilili teyzeler, amcalar vardı, onlarla sohbet ettik biraz yemek yerken. Kamerayı gördüler, video çektiğimi gördüler, şey diyorlar, dikkat et diyorlar. Burada diyorlar yabancılar çok fazla soygun yapıyor. Her konuştuğum Şilili bu şey mevzusundan rahatsız, yani onu sürekli vurguluyorlar. Yani ben konuyu açmasam bile sadece soyulduğumu söylediğim zaman buradaki göçmenlerin hırsızlık yaptığını, onların işte çalma çırpma işleri için buraya geldiğini falan söylüyorlar. Çünkü buranın ekonomisi iyi olduğu için göçmenler buraya yaşam kurmaya geliyor ama hırsızlığa gelen de var. Onu anlatıyorlar bana sürekli. Yani istisnasız her Şilili göçmenlerden rahatsızlığını dile getirdi bana bugüne kadar. Şey diyorlar bir de, şimdi ilk gelen göçmenler İyi, onlar çalışıyor, iş kurduğu vesaire bilmem ne, o tarz işlere pek bulaşmıyorlar. Ama daha sonrasında böyle bir akım olmuş buraya. Bayağı bir insan gelmeye başlamış. Özellikle Venezuelalılar ve Kolombiyalılar diye belirtiyorlar. Onlar geldikten sonra, yani ikinci, üçüncü grup geldikten sonra işin rengi birazcık değişti diyorlar. Yani bu onların söyledikleri. Göçmenlere karşı böyle bir karşıtlık var burada. Yani Şililer sevmiyor. Dürüst olmak gerekirse benim gözlemlediğim o. Hiç sevmiyorlar. Yani ellerinde olsa hepsini gönderirler. Gram az etmiyorlar yani. Tavırlarından filan, beden dilinden de söylediklerinden de anlıyorsunuz. Zaten hiç çekinmiyorlar yani. İstemiyoruz, sevmiyoruz diyorlar. Que suben los cogos. Que suben los cogos. Gracias. Ne dedi bilmiyorum yani. Teşekkür ediyorum ama. Bana sövüyor da olsa da teşekkür ederim. Güzel bir şey söylüyor olsa da teşekkür ederim. Anlamadım çünkü ne dediğini. Yani durum bu. Maalesef bir göçmen karşıtlığı var burada. O yüzden Şililer böyle bir tık daha geri adımda duruyorlar. Yabancı olduğunu öğrenince karşıdaki insanın. Tabii Latin Amerika'daki diğer ülkelerden bahsediyorum. Avrupa'dansanız, Amerika'dansanız ve mesela Türkseniz özellikle bizi çok seviyorlar dizilerden dolayı. Bir sıkıntı yok. Sıcak karşılıyorlar. Amca yerde yatıyor. Ben de şöyle metroyla artık eve döneceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Amacım çarşı pazar göstermekti. Birazcık böyle fiyat araştırması yapmaktı. Sizlerle paylaşmaktı. Bir de böyle pazar görelim istedim yani. Her ülkede geziyorum. Başıma gelen olayları da ufak ufak anlatıyorum sizlere. Durum budur yani. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim o zaman dostlar. Bana müsaade. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigos diyorum. Bu kartı anlatmıştım bir önceki videoda. Hatırlayacaksınız da izlediyseniz. Şöyle binelim. 730 bastı. Yaklaşık $1.